Evet, günaydın. Günaydın. Neredeyiz? Serap Kafa. Evet, şeyimizi özledik. Pazarı bitirdik. Pazardan çekimler yapmadık. Hızlı bir pazar yaptık. Ben çünkü evet. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Ben kış bekarı olarak kalacağım. Çocuklara, tüylü çocukların başında. Evet. Böyle bir 2,5 gün mü olacak? 2 gün olacak. Gidip yokuyorum. Yarın gidiyorum. Salı sabah öğleye doğru gidiyorum. Pazartesi bir işim var. Öyle gene konsolosluğa gidiyorum. Tabii, malum Romanyacılar takibe devam. Neler oluyor bundan sonra? Yani onu da anlatır gittiyse. Yani orada anlatır herhalde. Şimdi Türk pasaportuyla evet, şimdi vize almaya gidecek. Romanya vizesi. Romanya vizesi almak için gidiyorum şimdi. Çünkü sonra gideceğiz. Oradan Romanya'dan vatandaşlık belgesini aldık ama işte kimlik, doğum belgesi, doğum kimlik alacağız. Vatandaşlık numarası almaya gideceğiz. Ki sonra onlarla da pasaporta başvuracağız. Tamam. Zaten beklediğimiz pasaport. Evet. Merakla. Yani evet. Romanyacılara haberlerim olabilir. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda pazardan sonra bir cumartesi günü. Evet, şimdi şeye geldik. Neler sabah kahvaltı edelim. Kurgu da değil. Ne yaşıyorsak onları göstereceğiz. Meryem var, kapatıyorum. Ne yapalım bu akşam ya? Hava da nasıl güzel biliyor musunuz? Yani birazdan şimdi size sahilde mangal gösteririm. Mangal yapalım. Hadi yapalım be. Var ben giderken bir kasaba Adana yaptırayım. Az bir şey yapacağım. Bizim için. Deneme maksadıyla zaten. Çok tam mangallık hava. Hadi cumartesi yapalım mangal. Hadi yapalım. Dönüşünde çünkü yaparım diyordum ama dönüşünde sanki biraz rüzgar başlıyor gibi. Lodos başlıyor gibi. Bir de yağmur yağmış olacak. Pazartesi gece. Yok, o zaman bugün kaçırmayalım. Gece. Bugün aşırı güzel hava yani. Evet evet. Şey alalım o zaman. Bir de patlıcan. Patlıcan alalım. Domates. Dürüm. Dürüm. Tamam. Başka bunları şey alalım. Yeter. Bunları alalım. Tabii de kasaptan. Az bir şey yani. 3-4 parça bir şey alalım. Deneyelim bakalım nasıl yapacak. İlk defa yapacak. Kasap çünkü iyiydi de yeniden nasıl yapacak bakalım. Hadi bakalım görelim. Şimdi de kahvaltımızı bekliyoruz. Biz her pazar dönüşü buraya gelir. Kaşarlı domatesli gözleme yeriz. Evet şey. Ama esasında menüsünde yoktu. Var şu anda galiba. Şimdi yapıyorlardı bizim İngiliz damat. İngiliz damat Paul onu istemişti. Evet, istemişti doğru. Biz de çok sevdik sonra. Ondan bir paylaşıyordu. Çok da yiyoruz. Evet. Bir porsiyonu ikiye bölüyoruz. Çünkü bir tane ikiye bölüyoruz. Kahvaltı oluyor bize. Aslında kilo bombası. Evet. Evet o zaman tamam. Bugün program belli. Şimdi bir ne var? Dönüşte kasaba uğrayacağız. Bir iki kargo işlerimiz var. Onu yapalım. Migros'a. Kalkarken şu sahili gösterelim. Çok güzel hava. Migros'a güzel hava. Uğrayacağız. Sonra evimize gideceğiz. Evet. Kolay günaydın, gelsin. Günaydın. Burada da tam böyle şeyde oturuyoruz. Yol kenarında bir çevirsene loca, sonra. Loca'da bir çevirdim. Göstereyim size. Gelen geçen. Evet. Öyle bir yerde duruyoruz efendim. Serap'ı da gösterelim. Serap. Gösteremeden olmaz. Evet böyle bir yer. Hava nasıl? Muhteşem hava ya. Hava maşallah. Bu arada benim kıymetlilerim galalar çıktı. Çıkıyor mu? Evet. Şu yamuk biraz. Çizgisi yamuk ama neyse. Sen de çizgiye takıyorsun buna Şekil. Ben takığımdır o şey. Gökyüzü falan illaki biliyorsun. Ufuk evet. Çizgisi fotoğraflarda düz olmalı. Senin şu fotoğraf kursuna gitmemen gerekiyordu bence. Evet. Yok ondan önce ben de dikkat ederdim bunu. Ben hiç dikkat etmedim. Benim de hiç yani dikkat etmediğim bir şey biliyor musun? Beni mesela çok rahatsız ediyor. Ufuk çizgisinin o şey düz olmaması fotoğraflarda olsun. Ben de zaten o çoktur biliyorsun. Sen de çok. Ben de o yani bütün o şey ufuk çizgisi hiçbir zaman bende düz olmaz. Evet, geliyor. Çok emmişim. Evet. Gözlemelerimiz geldi. Gözlemişim valla. Değil mi? Kapalıydı burası değil mi? Ne zaman? Yılbaşı mı kapandı? Yılbaşından evvel, yani yılbaşından önce kapattı. 2,5 ay. Yok 1,5 ay kapalıydı ama bizi de her cumartesi öksüz bıraktı. Ana çocuğu bizde. Evet bu neydi? Bunun efendim kaşarlı domates dediğimiz burada kaşarlı vardı sadece bir zamanlar. Sonra demin anlattığımız gibi kaşarın içine domates koyduralım dedik. Ve ne yapıyor? Domates yumuşatıyor da daha da lezzet veriyor. Böyle bir şey yiyoruz. Bu ikiye bölüyoruz bir porsiyon. Benimki sadece bu efendim. Geri kalan Ayşegül oluyor. Ben diyetteyim. Ben değilim. Evet. Serap Kafe'deki durum bu. Bize afiyet olsun efendim.
Oo, böyle yakıyorsun ha? Baca yok. Değil mi? Ben dedim sana bu mevsim bulması zor olur diye. Hayır, baca uçmuş. Hayır, biliyorum uçtuğunu söyledin de şeyde de bulmak zor olur dedim. Yok, burası yani, tatça. Anca şeyde gelir o, bahara mevsimde. Doğru gelir mevsimde. Şimdi ama daha yakmayayım değil mi? Saat kaç saat? 4:30. Evet, bu çabuk tutuşur, ötekisi gibi olmaz. 5:30 gibi başlayacak. Luniş, sen de mi geldin? Ha Luniş? Luna yaz kimseye şey yapmıyor, bağırmıyor artık. Aferin Luna. Sen ne yaptın, eğitime mi gittin? Yok. Ha? Luna eğitime mi gittin sen? Çok havlardın herkese. Çocuğu da kıskanıyor, haberin olsun. Ay çocuğu tabii canım. Çocuğu ne yaptın? Ne geçiyoruz. Evet ya, çok komik. Biz şeyde... Şurada bizim şeyimiz var. Şey yapıyoruz, bazı yabancı kediler giriyorlar diye geceleri sadece, engel koyuyoruz evet, değil mi? Yani çıkabiliyorlar kediler ama içeri kimse giremiyor. Hocayı da yani böyle azıcık bir yer bırakıyoruz kedilere de çıkması için. Seni anlatıyorum, gel gece. Ona da dün gece ben bir uyandım, böyle dışarıda böyle birisinin ağlama sesi geliyor ama hiç aklıma gelmiyor. Ben de uyandım ama. Sonra falan böyle yani ki böyle bir saat falan sürdü. Şeyden. Sonunda yani artık o kadar ne oluyor dedim. Aşağıda böyle bir kapı zorla. Bu kapının zorlanma sesi. Plastik kapı plastik bu. Plastik kapının. Eyvah dedim, gene birisi şey yabancı kedi zorluyor falan diye. Bir baktım şey Jojo. Gece saat 3:30-4:00 Ama oradan müydü? Eskiden böyle kafasıyla itmezdi mindere. Çıkmış İtmiş. Orada. Ne şey? Tabii üşümüş gece şey bir saat bir buçuk saat girmeye çalışmış. Bizim girememiş. Yurt dışından geldiğimiz gibi neşelendi. Kapıyı açınca aman tanrım bir sevindi bir sevindi hakikaten. Böyle sanki 15 gün yurt dışında kalmışız gelmişiz gibi. Geceki macerama saat tam 6'ydı. Ben de 6'dan beri ayaktayım yani. 6 mıydı? Ben 3:30-4 dedim. Yok. Ha, 6 mıydı? Sen 3:30-4 mi sanıyorsun? Sende saat yoktu. Ben saate baktım 6'ydı. Şöyle İstanbul'a gideyim geleyim biraz buraları da düzenleyelim. Buralara da hiç şunlar gene bundan ekeyim böyle. Ayşe buraya da kedilerin yatak odası oldu. Yani evet hiçbir şey ekemiyorum. Ya oraya kaktüs şey dikeceksin yapıyor. Yatmasınlar diye. Küçük küçük kaktüsler. O zaman rahatsız. Yatmadılar aslında ama bilmiyorum. O dolu olduğu için yatmadılar. Ya bundan devam edeyim böyle bu sarkınca. Peki bu ne, bu ne Ayşe? Bu işte bir şey nanesi. Ne şey nanesi diyorlardı. Bu yemeğe falan da konuyor. Ne etli o. O lezzetli bir şey. O yemeğe de konuyor. Da şey yani ben de çok özeniyorum aslında buraya. Yıl hep denedim. Böyle renkli renkli çiçekler olsun ama kediler sağ olsun buraları güzel yatak yapıyorlar. Evet. Sonunda ben pes ettim yani. Evet. Ne yapalım? Onlar pes etmedi, ben pes ettim. Ama zaten onlar pes etmezler genelde. Biz pes ederiz. Şu durdu sanki. Sen bir git gel daha şey. Zaten diyor. Mart başında sıkı 80 kilometre sıcak bir fırtına var. 3 Mart'ta. Yavaş. Ondan sonra toparlar biraz. Falan toparlayalım şu şeyleri budayalım biraz. Hele şu ağaç çok güzeldir. Ben çok severim bunu. Şu elini tuttu. Biraz budamak lazım. Bunlar yaparız şey, aşağıya. Kış yoncası. Aslında çok vardı da biraz temizlenmiş. Bunlar bu kış mevsimi her yerde oluyor. Sarı sarı çiçekleri oluyor. Güneşi gördü mü? Sonra hepsi evet öyle kuruyorlar hemen. Çok önemli değil. Evet Ayşe, o zaman ben içeri beraber içeri girelim. Evet, biraz bu böyle dursun. Çabuk yanar bu değil mi? Ya ben bir kere denedim. Bu çabuk yanar gibi oluyor ama bende o kadar çok çabuk yanmamıştı. Fakat şu var. Ama daha erken tabii. Erken ve ben onun altına bir de yanıcı yanması için başka şey de koyacağım ki hızlı yansın diye. O zaman biraz daha bekleyelim. Erken yemeyelim, baksana daha içeri güneş geliyor. Çok sıcak. Tamam. Tamam o zaman Ayşe. Hadi görüşürüz. Ben de içeri geliyorum. Cesur değil mi? Evet, ne oldu Cesur'um? Gel biraz seveyim bakayım kafayı.
Geçen seneki değil, evvelki sene yavrulardan değil mi bu? Evet. 2 yaşında olacak. Kaç yaşında? Bir yaşını geçti bu. 1,5 bu yaz 2 yaşında. 1,5'a geliyor. İki tane kaldı. Kız kardeşi yalnız hamile herhalde. Bugün gelmedi yemek yemeye. Hamileydi zaten. Doğurdu tahminen öyle şey bir yerde. Evet, cesur bunlar da cesur dayı mı oluyor? Cesur dayı mı dayı, oluyor? Dayı, dayı oluyor. Cesur dayı mı oluyor? Bunlar dayı da olabilir, baba da olabilir. Hiç evet, doğru. Evet. Dayı mı olacak benim oğlum? Aferin cesur. Aa, oldu mu patlıcanlar? Patlıcanlar gideyim oldu. Ama şey yok. Ben o patlıcanları biliyorsun hep böyle çedar ve tereyağıyla yaparım ama çedarımız yok artık. Çedarımız orijinal çedar. Orijinal tabii şey, İngiltere'den geliyor. Herkes İngiltere'den herhalde neler neler ister. Bizim bir tek istediğimiz çedar. Ailenin İngiliz tarafından çedar peyniri oluyor. Ama bugün Eylül'de şey... Eylül'de gelecek herhalde. Evet, bize gene bir bavul yüklenip gelir. Gene getirir. Şey yapayım ya, zeytinyağı limonla yapayım o da güzel. Öyle yap, öyle yap aşağı. Sarımsak da ister onu. Şu iş bitsin. Biraz da ateşle kendineceksin ki alev almasın. Yağlı yedikten. Ne oldu Cesur'a? Yalnız bu tipi dip annesi ya buna ya şeye hicranın kedisine kızıyor. Bulmuyor zayıfları. Evet, zayıfları bulursa ha, tip tip. Korumasız zayıf kedileri evet. Buluyor hemen. Doğanın kanunları yani. Ne oldu Cesur? Öbür tarafa verdik mama ama. Hadi oğlum öbür tarafta mamalar. Hadi öbür tarafta mamalar. Gel. Sen niye korkmaya başladın benden? Ha, öbür tarafta mamalar. Öbür tarafta mamalar güzel olur. Ama öbür tarafa annesi içeri girecek. Çok konuşuyor. Çok konuşuyorsun. Şehla gözlü oğlum benim. Evet. Şehla mı oluyor? Şaşım bu. Şehla yani. Şaşı tam şaşı değil. O yakışıklı da geldi. Kim o? Aa, Simba. Simbik. Ne haber Simba? Alışmış. Koy tabakları. Ha koy. Şu şimdi ben bir şeyi ayarlayayım. Etleri getireyim. Biraz daha iyi değil mi? İnceltmesi lazım bunları bizim evet. Eski alışı. Biraz bu şey hamburger köftesi gibi yapmış. Biraz öyle olmuş. Fazla kalın olmuş. Nasıl onu söyleyeceğim? Sıcak söyleyeceğim mi? Hiç şey, fena değil yani şeyi hala alıştığımız gibi değil. Değil o giden kasabımız nasıl yapıyorduysa o. Evet. Onun şey değil yani bu ama geçen seferkinden çok çok daha iyi. Biraz daha galiba harcını çoğaltması lazım. Sanki bir, evet yani harcı şey az. Var bir Adana tadı var ama istediğimiz yoğunlukta değil. Yani köfte gibi olmuş zaten bu da şey olduğu için herhalde bak kesilmesi falan da köfte gibi. Ben bunu böyle dürüm yapmayı severim. Biraz daha fazla. Değil mi şeyi? Sence nasıl olmuş? Ağza dağılması iyi. Ama yani yaklaşmış ama hani geçen sefer aldığımız hiç benzemiyordu. Şu yanığı ben alayım mı? Al tabii hangisini istiyorsun. Geçen sefer aldığımız hiç benzemiyordu. Çok bu gene. Evet. Bu gene hani benzemiş ama. Ama şeyini biraz daha çok koyması lazım. Harcını. Bugün mi yayınlarsın bunu yarın mı? Yarın sabah 6'da. Ha, tamam. Aras mı aldık?